İlk önce sosyal mühendislik kavramlarıyla başlayalım. Sosyal mühendislik insanları gizli bilgileri açıklamaya ikna etme sanatıdır. Burada arkadaşlar arasında sosyal mühendislikte birazcık sosyal beceriler ön plana çıkıyor. Bilgisayar becerilerden ziyade sosyal mühendislik biraz daha ön planda yer alıyor. Bundan kastım şu arkadaşlar. Mesela bir SQL enjeksiyon sağlarısında bilgisayar beceriler ön plandadır. Herhangi bir sosyal beceriye gerek yoktur. Neyin ne olduğu bellidir yani. Ya hani bir injection saldırısı yapılabilir veya yapılamaz. Bu test edilir bir sosyal enjeksiyon testinde. Ama sosyal mühendislikte durum biraz daha farklı. Yani tamamen bir ya da sıfırdan oluşmaz. Yani demek istediğim ya yapılabilir ya da yapılamaz değil. Bizim sosyal becerilerimiz ne kadar yetkinse bu konuda karşı tarafı ikna etme veya kandırma diyelim o kadar başarılı olma şansımız yüksektir aslında. Sosyal mühendisliğin ortak hedefleri arasında yardım asistanı personeli, teknik destek yöneticileri, sistem yöneticileri ve benzeri kişiler yer alır. Sosyal mühendisler insanların erişebildikleri değerli bilgilerin farkında olmamalarını ve onu koruma konusunda umursamaz davranışlarına dayanır. Saldırının bir kuruluşa etkisinde olabilir. Ekonomik kayıplar yaratılabilir. İyi niyetin zarar görmesi olabilir. Gizlilik kaybı, gizli bilgilerin dışarıya ifşa edilmesi, terörizm tehlikeleri olabilir. Davalar ve tahkim olabilir. Ve geçici veya kalıcı kapatmaya kadar gidebilir arkadaşlar. Saldırılara karşı savunmasız davranışlar neler peki? Yetki, korkutma, uzlaşma, bunların, bu saldırıların nadir olması, bir aciliyet teşkil etmesi, aşinalık, güven ve açgözlülük. Yani bunlardan örnek vermem gerekirse, mesela çalıştığınız bir kurum var. Bir telefon alıyorsunuz, yani telefonunuz çalıyor, açıyorsunuz, diyorsunuz ki işte ben A kurumundan, yani çalıştığınız kurumdan yetkili bir kişi. Sistemde şöyle şöyle bir sorun var, işte parolanızı vermeniz gerekiyor, söyleyebilir misiniz? Veya size bir mail geldi. İşte hesabınıza girmeye çalışıyoruz. Ya da telefonunuza bir kod geldi. Kodu söyleyebilir misiniz? Şimdi arkadaşlar, tamam. Gerçek, yani bunun gerçek olma olasılığını var deyip bu bilgiyi verdiğiniz zaman aslında gizli bir bilgiyi ifşa etmiş oluyorsunuz. Sonuçta bu gerçekten yetkili bir kişi olmayabilir de sizi aramış ve sizi kandırmaya çalışan bir kişi olabilir. Veya güven. Yani güvende şu örnek çok fazla veriyor. Ben de vermek istiyorum şöyle bir örneği. Sosyal güvenlik saldırıları tabii ki sadece telefon veya bilgisayar üzerinden değil, fiziksel olarak da yapılabilir. Örneğin bir kuruluşa girmek için genelde şey derler işte, bere veya işte bu hani merdiven, elinde merdiven taşıyorsa, yani kendini aslında bir repairman gibi göstererek kurumun içerisine rahatlıkla girebilir. Server odasına kadar girebilir bu şekilde ve server odasına girdikten sonra bir USB ile her şeyi mahvedebilir. Açıkçası öyle söyleyeyim. Bu tarz örnekler verilebilir bunlara. Peki devam ediyoruz. Şirketleri saldırganlara karşı savunmasız hale getiren faktörler arasında yetersiz güvenlik eğitimi var. Yani burada gerekli güvenlik eğitimini şirketin çalışanlarına sağlaması gerekiyor ve zaman zaman hatta sosyal mühendislik testleri yaptırması gerekiyor ki çalışanlar gerçekten bu farkındalığa sahip mi? Yoksa hala bazı şeyler yeteri kadar farkındalık kazanmamış ve çalışanlar gizli bilgileri ifşa edebiliyor mu? Bilgiye düzensiz erişim ve güvenlik politikalarının eksikliği. Peki, sosyal mühendislik saldırıları neden etkili? Güvenlik politikaları en zayıf halkaları kadar güçlüdür ve insan davranışı en hassas faktördür. Yani bir şirketin 100 tane çalışanı var, 99'u bu farkındalığa sahip ve şifreyi vermiyor. Ama bir kişi verdiği zaman iş işten geçmiş oluyor arkadaşlar. O kişinin hesabına girip oradan gerekli zararlar verilebilir maalesef. Sosyal mühendislik girişimlerini tespit etmek zordur arkadaşlar. Yani bu mail geldiği zaman eğer e-posta yoluyla olursa, yani bir phishing saldırısı olursa, ortalama saldırısı olursa bunları gerçekten tespit etmesi zor. Sanki kurum içerisinden kurumdan atılmış bir mail gibi olacağı için çok da kolay olmuyor aslında fark etmesi. Büyük bir farkındalık sahibi olmak gerekiyor bu konuda.
bu durumda. Sosyal mühendislik saldırılarına karşı tam güvenliği sağlamak için uygulanabilecek bir yöntem yok. Yani şöyle bir yöntem alayım işte ve kendimi tamamen güvenli hale getireyim gibi bir şeye, bir lükse sahip değiliz maalesef. Yani yapabileceğimiz tek şey diyeyim, çalışanları farkındalık sahibi olmasını sağlamak. Bir sosyal mühendislik saldırısına karşı savunulacak özel bir yazılım veya donanımın olmaması. Peki geldik sosyal mühendislik saldırısının aşamalarına. Burada öncelikle hedef firmayı araştırmak gerekiyor. Çöpe dalış yani dumpster diving dediğimiz şey gerçekten de şirketin çöplüğünde şirkete ait önemli dokümanları arama, web siteleri, çalışanlar, şirket turu gibi bir hedef seçiyoruz. Hedef şirketin çalışanlarını belirliyoruz. Buradan seçilen çalışanlarla bir ilişki geliştiriyoruz. Bir arkadaşlık olabilir veya başka bir şey olabilir. Ve bu ilişkiyi artık devamında sömürüyoruz. Hassas hesap ve finansal bilgilerin yanı sıra güncel teknolojik bilgileri de topluyoruz bu noktadan sonra. Peki, sosyal mühendislik tekniklerine bakalım birlikte. Üç farklı kategoriye ayırabiliriz arkadaşlar. İnsan temelli sosyal mühendislik. Bunlar hassas bilgiler burada etkileşimle toplanıyor. Bilgisayar tabanlı sosyal mühendislik. Hassas bilgiler burada bilgisayar yardımıyla toplanıyor. Ve mobil tabanlı sosyal mühendislikte de burada hassas bilgiler mobil uygulamalar yardımıyla toplanıyor. Peki, insan temelli sosyal mühendisliğe baktığımızdaki teknikler neler? Kimliğe bürünme, phishing, gizli dinleme, omuz sörfü, çöplük dalışı, tersine sosyal mühendislik, sırtlama, tailgating, saptırma hırsızlığı, honeypotting yani bal tuzağı, yemleme ve quid pro quo ve ortaya çıkarma. Şimdi bunlardan mesela kimliğe bürünme, aslında biraz önce verdiğim bir örnek vardı. Telefonla arama, değil mi? Yetkili bir kişi bir gösterme. Veya işte çöplük dalışından bahsetmişti. Omuz sörfü de arkadaşlar aslında şu. Örneğin bir çalışan ya da bir arkadaş veya başka birisi yani birisinin şifreye girerken veya hassas bilgiler ekranın önündeyken gerçekten de omzundan şöyle bir bakıp şifresine ya da işte o görüntülediği bilgiler neler onlara bir göz atmak diyebiliriz arkadaşlar. Bilgisayar tabanlı sosyal mühendislik tekniklerine baktığımızda oltalama saldırıları en çok kullanılan saldırılar arkadaşlar. Açılır pencere saldırıları, spam mail, anında sohbet messenger ve scareware. Mobil tabanlı sosyal mühendislik tekniklerine baktığımızda kötü amaçlı uygulamalar yayınlama, sahte güvenlik uygulamalarını kullanma, meşru uygulamaları yeniden paketleme ve SMS phishing yani SMS oltalama saldırısı arkadaşlar. Bilgisayar tabandaki ortalama saldırısına benzer bu da. Peki kimliğe bürünme nedir? Saldırgan meşru veya yetkili bir kişi gibi davranır burada. Saldırganlar şahsen veya telefon, e-posta ve benzeri iletişim ortamlarını kullanarak meşru veya yetkili bir kişiyi taklit edebilir bu durumda arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğimiz örnek aslında gibi. Burada da yetkili bir kişi gibi davranıyoruz ve karşı tarafın gizli bilgileri vermesine konusunda karşı tarafı ikna etmeye çalışıyoruz. Bu en yaygın insan temelli sosyal mühendislik tekniğidir arkadaşlar. Örnekler vermek gerekirse, örneğin meşru bir son kullanıcı örneği gibi görünmek. Merhaba, ben finans departmanından John, şifremi unuttum. Onu alabilir miyim gibi şirketi arayıp, değil mi? Karşı tarafı ikna etmeye çalışıyoruz. Veya işte merhaba ben Kevin, CFO, sekreteri. Acil bir proje üzerinde çalışıyorum ve sistemin şifresini kaybettim. Bana sistemin şifresini verebilir misiniz diye bir mesaj aldınız diyelim ki. Hemen de arkadaşlar bu durumda inanmamak lazım. Birazcık temkinli davranmak lazım. Geldik Wishing'e. Wishing, SES veya VoIP ortalama saldırganın telefon sistemi VoIP ve benzeri ses teknolojisini kullanarak kişisel ve finansal bilgileri ifşa etmeleri için kişileri kandırdığı bir kimlik bürünme tekniğidir. Yani bu elektronik dolandırıcılık arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse işte yardım masalarının aşırı yardımseverliğini suistimal etmek. Örneğin saldırganlar bir şirketin yardım masasını arar, yetkili veya ilgili bir konumdaymış gibi davranır ve yardım masasından yani info deskten hassas bilgileri almaya çalışır. Veya teknik destek örneğine baktığımızda saldırgan hedeflenen kuruluşun yazılım satıcılarının veya yüklenicilerinin teknik destek personeli gibi davranır. Kuruluştaki bir sorunu gidermek için kullanıcı kimlikleri ve şifreleri isteyebilir.
Arkadaşlar dinlemeye baktığımızda dinleme aslında arkadaşlar yetkisiz bir şekilde yani yetkimiz olmadığı halde bazı konuşmaları dinlemek veya işte mesajları okumak, görüntüleri izlemek örnek verilebilir. Omuz Surfer bahsetmiştim. Şifreler, pinler, hesap numaraları gibi bilgileri almak için birinin omuzun üzerinden bakmak gibi doğrudan gözlem teknikleri. Dumpster diving de yani çöp dalışı da başkasının çöpünde hazine aramak, o şirkette veya kuruluşla ilgili bilgileri aramak arkadaşlar. Peki, tersine sosyal mühendislik saldırgan kendini bir otorite olarak sunar burada ve hedef saldırganın ihtiyaç duyduğu bilgileri vermeden önce veya sonra onun tavsiyesini ister. Piggybacking ise yetkili bir kişi kısıtlı veya kısıtsız olarak yetkisiz bir kişinin güvenli bir kapıdan geçmesine izin verir. Örneğin kimliğimi evde unuttum, bana yardım edebilir misiniz gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Veya bu biraz önce örnek verdiğim gibi repairman örneği, elinde merdivenle kapıyı açar mısınız lütfen? Tamire geldik veya klima bakıma geldik, anahtar bakıma, şey, asansör bakıma geldik. Lütfen kapıyı açar mısınız gibi. Tailgating sahte ve yaka kartı takan saldırgan anahtarla giriş gerektiren bir kapıdan yetkili bir kişiyi gene yakından takip ederek güvenli alana giriyor. Buna tailgating diyoruz arkadaşlar. Saptırma hırsızlığı da saldırgan orijinal bir teslimat yapmaktan sorumlu bir kişiyi sevkiyatın amaçlanan konumdan farklı bir yere teslim edilmesi için kandırır. Honey trap yani bal tuzağı saldırganlar çekici biri gibi davranarak şirket içindeki bir kişiyi çevrimiçi olarak hedef alır burada. Ardından hedef şirket hakkında gizli bilgiler elde etmek için sahte bir çevrimiçi ilişki başlatırlar. Baiting saldırganlar oturum açma bilgileri ve diğer hassas veriler gibi önemli bilgiler karşılığında son kullanıcılara çekici şeyler sunarlar burada. Quid pro quo'ya baktığımız arkadaşlar, saldırganlar teknik destekten geldiklerini iddia ederek bir şirket içindeki çok sayıda rastgele numarayı ararlar burada. Hizmetlerini gizli veriler veya oturum açma kimlik bilgileri karşılığında son kullanıcılara da sunarlar. Ortaya çıkarma ise saldırganlar mağduru normal ve etkisiz hale getiren konuşmalara dahil ederek ondan bilgi alırlar. Burada kurbanın çıkarlarına bağlı olarak ilgili bilgileri elde etmek için ortaya çıkarma yaklaşımlarını hedeflemek için çalışmalı saldırganlar. Peki geldik arkadaşlar bilgisayar tabanlı sosyal mühendislik saldırılarındaki tekniklere. Açılır pencereler internette gezinirken aniden açılan rastgele pop eden ve oturum açmak için kullanıcı bilgilerini isteyen pencereler. Yani mesela YouTube'da geziyorsunuz bir şekilde ya da YouTube'da değil de bir yerde geziyorsunuz. Birdenbire bir ekran çıktı ve Google'un giriş ekranı sanki Google hesabınızdan logout olmuş gibi bir hisse kapılıp girmeye çalışırsanız aslında arkadaşlar oradaki açılan pencere saldırgana sizin oraya girdiğiniz credential'ları yani bilgileri iletiyor. Oraya e-posta ve şifreye girdiğiniz zaman geçmiş olsun arkadaşlar. Eğer diğer gerekli önlemleri almadıysanız saldırgana tüm bilgileri sundunuz kendi elinizde. Sahte postalar kullanıcının sistemine zarar verebilecek yeni virüsler, trojanlar veya solucanlar hakkında uyarılar veren e-postalar. Zincir postalar kullanıcının postayı belirli sayıda kişiye iletmesi koşuluyla para ve yazılım gibi ücretsiz hediyeler sunan e-postalar. Anında sohbet messenger, doğum tarihi ve kızlık soyadı gibi bilgileri almak için seçilen bir kullanıcıyla çevrimiçi sohbet ederek kişisel bilgi toplama. Spam e-postası, finansal bilgileri, sosyal güvenlik numaralarını ve ağ bilgilerini toplamaya çalışan alakasız, gereksiz ve istenmeyen e-postalar. Scareware ise bilgisayar kullanıcılarını kötü amaçlı yazılım bulaşmış web sitelerini ziyaret etmeleri veya potansiyel olarak kötü amaçlı yazılımları indirmeleri satın almaları için kandıran kötü amaçlı yazılım. Yani burada şöyle bir örnek verilebilir. Belki karşınıza çıkmıştır. İşte nasıl söylesem, mesela bir film izlemek istiyorsunuz, işte bir sitede izliyorsunuz korsan bir şekilde diyeyim. Birdenbire bir pencere çıktı karşınıza ve dedi ki bilgisayarınız işte saldırı altında, bilgisayarınıza virüs olabilir. Hemen bu virüs tarayıcısını indirin, antivirüs programını indirin diye bir mesaj gördünüz. Tıkladığınız anda geçmiş olsun. Arkadaşlar hemen öyle paniğe kapılmamak lazım. Bir diğeri ve en çok kullanılan arkadaşlar oltalama saldırısı.
Ortalama bir kullanıcının kişisel veya hesap bilgilerini ele geçirme girişiminde meşru bir siteden geldiğini iddia eden gayrimeşru bir e-posta gönderme uygulamasıdır. Örnek vermek gerekirse, sanki Amazon'dan gelmiş gibi bir içerisinde bir Amazon uzantısı bulunan bir e-mail hesabından gene Amazon'dan gelmiş gibi bir e-posta düzenlenir. E-postada da bir link verilir arkadaşlar ve der ki işte Amazon hesabınıza giriş yapıp yukarıda söylediğimiz şeyleri teyit etmeniz gerekiyor gibi bir şey olabilir. Veya işte lütfen bunu önlemek için aşağıdaki linkten giriş yaparak gerekli önlemlerini alınız diyebilir. Tıkladığınız zaman arkadaşlar sizi gerçekten de içerisinde gene Amazon ismini barındıran ve Amazon'un giriş sayfasına benzeyen bir sayfaya yönlendirir. O sayfada eğer siz ayıkmazsanız yani uyanmazsanız ve giriş bilgilerini girerseniz geçmiş olsun arkadaşlar. Tüm bilgiler, tüm kredansiyeller yine saldırganlara iletiliyor. Burada saldırgan aslında size maili gönderen taraf tabii ki Amazon değil. Girdiğiniz sitede tabii ki de Amazon'un kendi sitesi değil. Mesela işte atıyorum Amazon-giveaway ya da işte Amazon Spring giveaway, Amazon Summer giveaway gibi gayrimeşru bir site. Oltalama e-postları veya pop-up'lar kullanıcıları kişisel bilgilerini göndermelerini isteyen güvenilir siteleri taklit eden sahte web sayfalarına yönlendirir arkadaşlar. İşte örnek veriyoruz. Buradaki örneklere baktığımızda sağdakini inceleyelim. Mesela burada Joe B. Student'dan gelmiş. Tennessee Tech Part-Time Job konusu. Yani part-time olarak çalışmak ister misiniz diyor muhtemelen. Diyor ki burada işte Tennessee Tech Job Replacement and Student Services. Yani Tennessee Tech'te diyor işte öğrencilere sunduğumuz bir part-time iş olasılığı haftalık 1000 dolar kadar gelir sağlayabilirsiniz diyor. Aşağıda da bir link verilmiş. Bu linkte de sizi bir siteye yönlendiriyor muhtemelen. Orada da buradaki PayPal bilgilerinizi girmenizi istiyor olabilir. Tabii ki bu sahte arkadaşlar. Peki, oltalamanın da farklı türleri var arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman spear phishing bir kuruluş içindeki belirli kişileri hedefleyen bir kimlik avı saldırısı bu. Saldırganlar belirli bir kişiye veya küçük bir gruba yönelik özel sosyal mühendislik içeriğine sahip bir mesaj göndermek için hedef odaklı kimlik avı gönderir. Whaling, bir saldırgan gizli ve son derece değerli bilgilere tam erişimi olan CEO'lar, CFO'lar, politikacılar ve ünlüler gibi yüksek profilli yöneticileri hedefler. Yani adı üstünde balinaları hedefliyor arkadaşlar burada saldırganlar. Farming, saldırgan kişisel bir bilgisayara veya sunucuya kötü amaçlı bir program yükleyerek web trafiğini sahte bir web sitesine yönlendirir. Cazibesiz kimlik avı olarak da bilinir ve DNS ön bellek zehirlemesi veya ana bilgisayar dosyası değiştirme kullanılarak gerçekleştirilir bu. Spamming ise ağlarda spam akışı sağlamak için anında mesajlaşma platformlarından yararlanan bir spam türüdür bu da arkadaşlar. Peki, oltalama araçlarına baktığımız zaman Shellfish. Bunu görüyoruz. Shellfish, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn gibi çeşitli sosyal ağ platformlarından kullanıcı kimlik bilgilerini çalmak için kullanılan bir kimlik avı aracıdır arkadaşlar. Burada örneğe baktığımızda Credentials found diyor. Hedefle ilgili bütün bilgiler önümüze çıkıyor. Account'u, password'u ve nerede save ettiği. Geldik mobil tabanlı sosyal mühendislik kötü amaçlı uygulamaları yayınlama ve yasal uygulamaları yeniden paketlemeye arkadaşlar. Kötü amaçlı uygulamaları yayınlamada saldırganlar çekici özellikleri ve popüler uygulamalara benzer adlara sahip kötü amaçlı uygulamalar oluşturur ve bunları büyük uygulama mağazalarında yayınlar. Kullanıcılar bilmeden bu uygulamaları indirir ve kimlik bilgilerini saldırganlara gönderen kötü amaçlı yazılımdan etkilenirler. Sanırım bunun bir örneği bu bir ara Flappy Bird diye bir oyun vardı. Onun bir sürü taklitleri yapıldı ve onunla ilgili birkaç sıkıntı oldu diye biliyorum. Yani burada çok trend bir uygulama var. Gene Flappy Bird örneğinden vereceğim.
Oyunun aslında orijinal adı Flappy Bird. Ama mesela Flapping Bird diye de bir tane bir saldırgan oyunun aynısını kopyalıyor. Flapping Bird diye sunuyor mağazaya. Ama tek farkı var. Bu aslında zararlı kodları da içeriyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar, meşru uygulamaları yeniden paketlemeye baktığımızda olay şu şekilde işliyor aslında. Yani bir application develop ediliyor bir developer tarafından ve mobil App Store'a konuyor. Devamında kötü amaçlı bir developer bu app'i indiriyor ve yeniden paketliyor. Tabii içerisine malware yerleştiriyor, kötü amaçlı yazılım yerleştiriyor ve yine aynı şekilde upload ediyor App Store'a. Devamında son kullanıcı ise bu yeniden paketlenmiş. Yani içerisinde malware bulunduran uygulamayı indirdiğinde onun artık bilgileri buradaki saldırgana iletilmiş oluyor. Bu da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Sahte güvenlik uygulamalarına baktığımızda saldırgan kurbanın bilgisayarına bulaşır burada. Saldırgan bir uygulama mağazasından kötü amaçlı bir uygulama yükler. Kurban kendi banka hesabına giriş yapar. Sistemdeki kötü amaçlı yazılım kurbana güvenlik mesajlarını almak için telefonla bir uygulama indirmesini söyleyen bir açılım mesaj gönderir. Devamında kurban kötü amaçlı uygulamayı telefonla indirir ve saldırgan bu noktada bankadan mağdura gönderilen iki faktörlü kimlik doğrulama bilgilerine SMS ile ulaşabilmektedir. Peki, SMS phishing ya da işte SMS kimlik avı, SMS oltalama buna baktığımızda kullanıcıları kötü amaçlı yazılım indirmek, kötü amaçlı bir web sitesi sayfasını ziyaret etmek veya sahte bir telefon numarasını aramak gibi anında harekete geçirmek için cep telefonlarının veya diğer mobil cihazların SMS metin mesajlaşma sistemini kullanma eylemidir bu da. Örneğin Tracy görünüşte XIM Bank'taki güvenlik departmanından bir SMS alıyor. Acil olduğunu iddia ediyor bu SMS ve diyor ki Tracy'ye SMS'teki telefon numarasını hemen araması talimatını veriyor. Bu durumda Tracy eğer endişelenip bunun bir XIM Bank müşteri hizmetleri numarası olduğunu düşünüyor ve arıyor. Kendisinden kredi kartı veya banka kartı numarası vermesini isteyen bir ses kaydı duyuyor. Tracy ise bu düzenbaz metinler nedeniyle hassas bilgileri buradaki saldırgana ifşa ediyor arkadaşlar.